İşte o nokta, onlar sen olursan izlenir mi izlenmez miye bağlamış. Çok farklı bir noktadan girmiş. Okudum. ALB Forex'te bizi Rıdvan bekliyor. Rıdvan, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar Barış, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bu sohbetin ardından sana dolar TL soracağım. Dolar endeksi giderken bu akşam belki de enteresan hikayelerinden bu. 99 belki 100'e doğru hareket ederken Euro'lar 1.07'nin altına gelirken dolar TL sanki biraz güçlü mü durdu? Öyleyse neye bağlıyorsun? Evet, aslında bakıldığında bugün birçok gelişmekte olan ülke para biriminin dolar karşısında biraz daha güçlü kaldığını söyleyebiliriz. Dolar yine egemen olmaya devam ediyor. Dolar endeksi bahsettiğin gibi yukarıda kalmaya devam ediyor ama tabi gün gün bunun farklı para birimleri üzerinde farklı tepkisi olabileceğini görüyoruz. Daha önceki dönemlerde de gördük, yine görmeye devam edeceğiz ama yönü ve trendi değiştirecek bir değerlenme eğilimi yok şu an Türk lirasında. Yukarı yönlü bir kanal eğilimi var teknik anlamda dolar TL'de. Özellikle geçtiğimiz hafta açıklanan kuvvetli istihdam verilerinin ardından yön yukarı olmaya devam ediyor. Kritik seviyeler belli. Aslında bugün çok da fazla bir hareket de olmadığını söyleyebiliriz. Gayet yatay bir dolar TL paritesi gördük. Yarına bakıldığında Amerika piyasaları kapalı. Veteranlar günü nedeniyle oradan herhangi bir ekonomik veri takip etmeyeceğiz. Yurt içine baktığımızda cari açık verisi gelecek. Tabii Amerika kapalı. Yurt içinden cari açık gibi önemli bir veri geleceği için bu veriye yatırımcıların mutlaka yakından takip etmesi gerekiyor. Gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle beklentileri aşacak bir cari açık verisinin hani Türk lirasında bugün yaşanan kısmi değerlenmenin telafi edilebileceğini, dolar TL'de de yukarı yönlü hareketleri destekleyebileceğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü kanal hareketinden bahsettik. Bu kanalın dibi şu aşamada 2.89'u gösteriyor. Yani bu şu demek oluyor teknik anlamda. 2.89'a kadar olabilecek dolar TL'deki geri çekilmeler yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ama 2.89'un aşağısı biraz daha sert satıcılı seyredecek gibi. Yukarıda ise bu hafta takip edilecek en kuvvetli direnç seviyesi 2.93.60'da bulunuyor. Çok teşekkürler Rıdvan Başçık, ağzına sağlık değerlendirmeleri için. Hemen efendim bir reklama gidelim, ardından Özcan Bayraktar, Gökşen ve Aysun Karaytuğ stüdyomuzda olacak.